Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle BTS sololarını dinlemeye devam ediyoruz. Bu videoda Jin'in iki tane solo şarkısını dinleyeceğiz ve tepki vereceğiz. Videoya geçmeden önce hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan ve TikTok'tan da takip edebilirsiniz. Çekmemi istediğiniz başka videolar varsa onları da aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. O zaman başlayalım. İlk açtığım şarkı Moon, Ay isimli şarkı ve Türkçe çevirisini açtım. Önceki videonun altına en çok Jin'in ismini yazdınız. O yüzden onunla devam ediyorum. Bundan sonra kiminle devam ederim aşağıya yazabilirsiniz. Gerçi iki kişi kaldı. RM ve J-Hope kaldı tek. Herkes bana güzel olduğumu söylüyor. Sözlerini çok beğendim. Ya çok tatlı şarkı. Sözleri güzelmiş. Romantik. Ya çok tatlı ya. Zaten Jin bana şey havası veriyor. Disney prensleri falan olur ya. Tam böyle bir prensin söyleyeceği şarkı bence. Çok tatlı. Sözlerini çok beğendim. Ya birisi bana bu şarkıyı söyleseydi mesela çok hoşuma giderdi. Burayı çok güzel söylüyor. Daha önce ben bu şarkıyı hiç duymadım bu arada. Hiç spoiler falan yememişim. İlk kez dinliyorum. Çok ünlü değil herhalde. Benim de ismimin anlamı Ay demek. Afra Ay demek. Ve ben Ay ile alakalı şeyleri hep kendime çok yakın hissederim. Şarkının adı da Ay ya. Ekstra beğendim o yüzden. Tam bir aşk şarkısı. Ya çok hareketli bir şarkı değil, çok slow bir şarkı da değil. Ben aşırı slow şarkıları genelde sevmem. Hareketli şarkıları daha çok seviyorum. Ve bu şarkı önceki dinlediğimiz sololara göre daha hareketliydi. O açıdan da beğendim. Şarkı sözlerini çok beğendim. Jin de güzel söylemiş bence ve yakışmış ona bence bu şarkı. Şimdi geçiyoruz bir sonrakine. Bu yine bir comeback trailer. Klip gibi bir şeyi var. O yüzden bunu da çok merak ediyorum. Ve bu daha ünlü. Bunun ismini duymuştum. Şarkıyı duydum mu bilmiyorum. Şimdi bakacağım. Spoiler yemiş miyim acaba? Ama isim olarak biliyordum yani. 2018'de çıkmış. Eski. Zaten görünüşünden de belli Jin'in eski olduğunu. Bu daha slow bir şarkıymış. Çekimi beğendim. Çok böyle
yumuşak bir şekilde yaklaşıyor, uzaklaşıyor. Sesi çok güzel. Siyah beyazlı renklendi artık. Yine bir aşk şarkısı herhalde. Yo, Love Yourself albümünde. O zaman kendini mi keşfetti şu an? Sanırım kendisini sevmeyi keşfetti. Aşk şarkısı gibi düşündüm ama albümle de bağlantılı olacağına göre. Ya bu saçı ben hiç yakıştırmıyorum kimseye. Yani Jin aşırı yakışıklı birisi gerçekten. Çok çok yakışıklı ve hep yakışıklıymış. Ona bile yakıştırmıyorsam kimseye yakışmaz yani. Bu saç rengini de sevmiyorum. Bu saç şeklini de sevmiyorum. Şöyle yapıştırıyorlar ya. Şöyle bir dikin bir yüzünü görelim çocuğun. Fıstık gibi yüzü var ya. Gerçekten sinir oluyorum böyle yapıştırdıkları zaman. Bitmedi değil mi? Sesi çok güzel geliyor gerçekten. Ya görüntü çok sade olmuş. Sanki diğer üyelerin sololarındaki çekimler daha mı böyle şeydi, prodüksiyonluydu? Bu çok sade geldi gözüme. Onlarınki de sadeydi. BTS'de zaten çok böyle sololara aşırı bir para harcama olayı yok anladığım kadarıyla ama. Gerçi solo solo olarak da çıkarmıyorlar. Comeback'leri için trailer olarak çıkıyor ya. Belki de o yüzden. Çok iyi söyledi buralarını. Yükseldiği yerler çok iyiydi. Yine siyah beyaz oldu. Ne yazdı? Alt yazı falan hiçbir şey yok. Bir şey yazıyor ama anlamıyorum. Ne yazdı? Merak ettim şimdi. Sanırım çok beğendim. Çok tatlı olmuş. Ve hani comeback olduğu için diğer çocukların da görünmesi hoşuma gitti. Evet, iki şarkısını da dinledik. Beğendim ben. İlk şarkıyı daha çok beğendim ama. İkincisi de güzeldi. Ama dediğim gibi ben hani çok slow şarkılardan ziyade zaten biraz daha hareketli şarkıları daha çok seven birisiyim. İlk şarkıda böyle sözler falan bana daha çok hitap da etti aynı zamanda. Ama Jin ikisini de gayet güzel bir şekilde söylemiş. İki şarkı da bence hoştu. Bundan sonraki videoda J-Hope ya da RM kaldı geriye. Hangisini görmek isterseniz aşağıya yorum bırakabilirsiniz. Onların da sololarını dinleyeceğiz sizlerle beraber. Jin'in başka dinleyebileceğimiz solo şarkıları varsa onları da aşağıya yazabilirsiniz. Ben bilmiyorum eğer varsa. İsimlerini yazarsanız onları da dinlemeye çalışırım. Çekmemi istediğiniz başka videolar varsa yine onları da aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan ve TikTok'tan da takip edebilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.